İyi günler. Bugün 13 Ocak 2016 Çarşamba. İşte günün başlıkları. Yeni Akit, CHP eşkıyalı, TRT'yi basan milletvekillerine tepki yağıyor. İsmet İnönü ile ilgili yayınlanan bir belgeseli içine sindiremeyen CHP'li milletvekillerinin TRT Genel Müdürü Şenol Gökhan'ın makam odasını basması eşkıyalık olarak değerlendirildi. Akşam işte sur hainleri, Kandil'in emriyle Kobani'den gönderilen ve Diyarbakır Sur'daki eylemleri organize eden 4 azılı teröristle ilgili bilgilere akşam ulaştı. Bugün hedefleri Türkiye, tüm terör örgütleriyle mücadele edildiğini belirten Erdoğan, bu nedenle hepsinin hedefi Türkiye dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hepsiyle mücadele edeceğiz dedi. Güneş, hedef Türkiye. Sistematik bir şekilde terör örgütleri tarafından hedef alınan Türkiye, bu kez Sultanahmet Meydanı'ndan gelen patlama haberiyle sarsıldı. Suriyeli bir teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 8'i Alman, 10 turist öldü, 15 kişi yaralandı. Habertürk, kalbimizdesiniz. Suriyeli canlı bomba Sultanahmet'te Alman kafilenin yanında üzerindeki bombayı patlattı. Terör millet tanımadı. Dünya tek yürek DAEŞ'i lanetledi. Hürriyet, kaçın dedi kurtardı. Canlı bombayı son anda gören turist rehberi Sibel Şatıroğlu'nun kaçın diye bağırması ölü sayısının artmasını önledi. Mini gazete, terör belası Sultanahmet'te. Sınırı aşan terör salmalı Doğu ve Güneydoğu illerimizi esir alırken Ankara Trengarı faciasının ardından dün de İstanbul'un göbeği Sultanahmet'te kanlı bir gün yaşandı. Milliyet, Sultanahmet'te hain saldırı. Canlı bomba Alman Çeşmesi ile Dikili Taş arasında turist kafilesinin içine girerek kendini patlattı. Posta, kalbimizi ve misafirlerimizi vurdular. Aşırı dinci terör örgütü IŞİD, Suudi Arabistanlı bir canlı bombayla İstanbul'un gözbebeği Sultanahmet'e saldırdı. 10 turist öldü, 15 yaralı var. Sabah, hedefleri Türkiye. Ülkemizin huzuruna, güvenliğine ve istikrarına kasteden DAEŞ teröristleri İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te canlı bomba patlattı. Star, fail belli. Suriyeli DAEŞ teröristi Sultanahmet'te Alman turistlerin arasına karışıp kendini patlattı. 10 turist öldü, 15'i yaralandı. Saldırı Esad ve İran'la ittifak yapıp örgütleri destekleyen Rusya'nın tehditlerini akıllara getirdi. Takvim, meydanı size bırakmayız. Terör örgütü DAEŞ, Sultanahmet Meydanı'nda bombalı saldırı düzenledi. İstanbul'u gezmeye gelen 10 turist can verdi. Türkiye vahşi saldırıya böyle tepki gösterdi. Türkiye, turizmin kalbine bomba. Suriye'yi kana bulayan vahşi örgüt ateşi Türkiye'ye taşımak için katliam yaptı. Vatan, meydanı boş bırakmayız. Erdoğan canlı bomba için Suriye kökenli dedi. Dünyaya birlik çağrısı yaptı. Meydanı terör örgütüne bırakmamalıyız. Ve Yeni Şafak, alçaklar PKK Doğu ve Güneydoğu üzerinden Türkiye'yi hedef alırken IŞİD de dün Sultanahmet'i vurdu. Turist kafilesinin arasına giren canlı bomba kendini patlattı. Alçak saldırıda 8'e Alman, 10 turist hayatını kaybetti. 15 kişi de yaralandı.